Merhaba, hoş geldiniz. Bu ara sınavlar sonrası ilk dersiniz. Umarım sınavlarınızı iyi geçmiştir. Bu dersler tarafından baktığımızda derslere katılımınız olduğu sürece bir soru kaçırdığınızı zannetmiyorum. Hepsini işledik aslında. Şimdi soruları değerlendirelim, geri dönelim, bakalım, hatırlayalım ve böylece ilk dört üniteyi kapatalım. Malum finalde de bu ünitelerden sorumlusunuz. Burada çıkmış sorular üzerinden kendi eksikliklerinizi görüp tamamlarsanız finalde bir daha size sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. O yüzden sorulara bakalım şimdi. Sınavdaki ilk soru A kitapçığını aldım ben. Aşağıdaki kalemlerden hangisi nakit akış tablosunun finansman faaliyetlerine denilen nakit girişleri arasında yer alır? A borç ve faiz ödemeleri demiş. Borç ve faiz ödemeleri, e, evet, finansman faaliyeti fakat nakit girişi değil, nakit çıkışı. B, sermaye artışından sağlanan nakit girişleri demiş. Sermaye artışı, sermaye ne? Uzun dönemli finansman kaynakları. Yani e, finansman faaliyeti bu, öz kaynak ve uzun vadeli borçlanmalar buna dahil. Bunlardan sağlanan nakit girişleri demiş. Evet, soruda nakit girişlerini seç e, soruyordu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Diğer şıkları da bakalım. C şıkkı temettü gelirleri. Temettü gelirleri nereden? Tuttuğumuz menkul kıymetlerden kısa veya uzun vadeli. Fakat sonuç olarak her türlü bunlar olağan faaliyetlerde gözüküyor. Dolayısıyla finansman faaliyeti değil. Eğer temettü ödemesi olsaydı finansman faaliyeti olurdu. Fakat nakit girişi değil, nakit çıkışı olurdu. Dolayısıyla C seçeneği de değil. D'ye baktığımızda nakit karşılığı sabit kıymet satışı. Sabit kıymetler ne? Yatırım faaliyetleriydi. Sabit kıymetler satılıyorsa nakit girişi olurdu. Çünkü duran varlık satılıyor, nakit giriyor. Evet bu nakit girişi fakat finansman faaliyeti değil. E şıkkında da mal satış ve müşteri hizmetlerine sağlanan nakit girişleri. Bu da olağan faaliyetlerin temel nakit girdisidir. Dolayısıyla finansman faaliyeti değildir. İlk soru böyleydi. Şimdi tekrar hatırlayacak olursak en nakit, nakit akış tablosunu e, işlemiştik. Üç kalemden, ana kalemden oluşuyordu. Bu olağan faaliyetlerden net nakit akımı, yatırım faaliyetlerinden net nakit akımı ve finansman faaliyetlerinden net nakit akımı. Olağan faaliyetlerde ne dedik? Satışlar. Bunlar direkt yöntemde ilk kalemdi. En direkt yöntemde net dönem karıyla başlıyorduk veya zararı, zararı nakit çıkışı, karı nakit girişi. Sonra tahakkuk esasından nakit esasına döndüğümüzde dönmek için e, bir takım e, tahakkuk esaslı kalemlere yönelik düzeltme yapıyorduk? Yani nakit akışı yaratmayan gelir ve giderler vardı. Sonrasında dönem varlıklardaki azalışları ekliyorduk. Nakit hariç tüm dönem varlık azalışları nakit girişiydi. Ticari borçlardaki artışları da yani olağan faaliyetlere ilişkin olan e, yabancı kaynaklardaki değişimi de artışı da diyeyim ekliyorduk. Yatırım faaliyetleri duran varlıklara ilişkindi. Sorun ışıklarında da vardı. Finansman faaliyetleri de kısa ve uzun vadeli mali borç ve öz kaynak artışı. Sonra da, finansman faaliyetini soruyordu. Sermaye artışı ne yani? Uzun vadeli mali borç ve öz kaynak olabilir. Bunlardaki artışlar net nakit akımında nakit giriş olarak gözüküyordu. Ve neydi? Bu üçünün toplamı nakit değerler, bilançodaki nakit değerler kalemindeki değişimi veriyordu. Sonraki soru. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği, satacağı, tahsil edeceği yani veya kullanacağı varlıklar bilançoda hangi grupta raporlanır? Şimdi burada işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi demiş. Bunu niye belirtme ihtiyacı duymuş? Soruyla ilgili değil sadece daha e, teorik olarak doğru olmak için. Çünkü kimi işletmelerin faaliyet dönemi bir yıldan uzun olabilir. Örneğin gemi üreten bir işletmenin faaliyet dönemi. Gemi eğer 2-3 yılda tamamlanıyorsa 1 yıl olması doğru olmayacaktır. Dolayısıyla bunu beyan ederek ve buna uygun şekilde faaliyet dönemini 1 yıldan uzun belirleyebilir. Fakat 1 yıldan uzun bile belirlese, 3 yıl mesela 3 yıldan bahsediyoruz. 3 yılda dönen varlıklar, bunlar stok girişleri olabilir, alacak kalemleri olabilir. Bu gibi kalemler faaliyet döneminde dönmektedir. Yani kısa vadelidir. Kaynaklar dedik bilanço varlıklar. Varlıklardaki kısa vadeli varlıklar neydi? Dönem varlıklar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı dönem varlıklar olmalı. Burada gördüğünüz duran varlıklar, kısa vadeli yatı, duran varlıklar, bilançodaki diğerleri, kısa vadeli yatırımlar dediği dönem varlıklar içerisinde değerlendirilebilir. Menkul kıymetler örneğin ama kapsayıcı değildir. Dolayısıyla bu olamaz. Yatırımlar genel bir kavram, uzun da kısa da olabilir. Dönem veya duran varlıklarda geçebilir. Öz varlıklarsa kaynaktı. Dolayısıyla cevabımız C. Yabancı kaynak oranı nasıl hesaplanır? Toplam yabancı kaynaklar. Yabancı kaynak neydi? Uzun ve kısa vadeliydi. Burada ikisi soruda belirtmemiş uzun veya kısa vadeli değil diye. Dolayısıyla toplam yabancı kaynaklardan bahsettiğini düşünmemiz gerekiyor şıklara baktığımızda A, B, C şıkkı toplam yabancı kaynaklarla başlıyor. D ve E kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümüyle ilişkili. Kısa veya uzun vade denmediği için burada toplam alıyoruz. Dolayısıyla D, E şıklarını eleyebilirsiniz. A, B, C şıklarında oranladığımız ne? Yabancı kaynaklar yani kaynaklar. Öz kaynaklar vardı, yabancı kaynaklar vardı. Bunların toplamı pasifleri oluşturuyordu kaynakları dolayısıyla pasif toplama. Toplam yabancı kaynakların pasif toplamına oranı yabancı kaynak oranını verir. Yabancı kaynak oranı bir finansal yapı oranıydı. Oran analizini incelediğimizde görmüştük. Burada da hatırlayacağınız gibi toplam yabancı kaynaklar bölü pasif toplamıydı ve bunun standardı 0.50-0.60 civarıydı. Bunun dışında ne vardı? Öz kaynak oranı vardı. Bunu da sorabilirdi. Öz kaynaklarda top e, kaynaklar kaleminde yabancı kaynaklar dışında kalan şirket ortaklarının sağladığı finansman kaynaklarıydı. Öz kaynak böyle pasif toplamı bir eksi yabancı kaynak oranına eşitti. Çünkü yine dediğim gibi yabancı kaynaklar toplamı öz kaynak ve yabancı kaynaklardan oluşuyordu. Bunun dışında şıklarda kısa vadeli uzun vadeliden bahsediyordu. Ne sorabilirdi? Kısa vadeli yabancı kaynak oranı diyebilirdi. Kısa vadeli yabancı kaynak oranı da pasif toplamına bölüyoruz ve standart da 0.30-0.50 arası. Baktığımızda şıklarda zaten ona yönelik bir şey yoktu E, şıkkında. Kısa vadeli sorsaydı örneğin kısa vadeli yabancı kaynaklar böyle pasif toplamı demeniz gerekecekti. Benzeri de uzun vadeli Böyle pasif toplamı şeklinde uzun vadeli yabancı kaynak oranı hesaplanabilir. Diğer soru yatırım yenileme oranı ile ilgili. Oranı vermiş burada. Brüt maddi duran varlık yatırımları bölü net maddi duran varlık amortismanları demiş. Şimdi biz net duran var, net maddi duran varlıklar diyorduk. Net, brüt öyle ayırıyorduk ama amortismanlara öyle bir ayrım yapmıyorduk. Burada net diye fazladan belirtmiş ama önemi yok. Bu ne demekti? Maddi duran varlık yatırımları defter değeri duran varlıkların alınma değeriydi. Net maddi duran varlık amortismanları da bu duran varlıklar için ayrılan birikmiş amortismanlar o yıl içerisinde ayrılan amortisman. Yatırım yenileme oranı sonucu 5,5 ise bu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir demiş soruda. A şıkkında net karın negatif, e, negatif faaliyetten elde edilen nakit miktarının yaklaşık %6'sını demiş karşılamaktadır. %5,5'ü kastediyor burada aslında %6'sını karşılamaktadır. Net karın negatif faaliyetten elde edilen net nakit miktarının. Bu, bu zaten şık biraz kafa karıştırıcı bir e, uygunda bir e, bilgi vermiyor. Öğrendiklerimize benzemiyor baktığınızda. İkinciye bakalım B şıkkında. İşletme kayda almış olduğu amortisman tutarının 5,5 katı yatırım yenilemesine gitmiştir. Bu, ar bu aranın 5,5 olması %5,5 değildir arkadaşlar. %550'dir yani 5,5 katıdır. Buradaki 5,5 katı yorumu doğru. İşletmenin kayda almış olduğu amortisman diyor. Evet net maddi duran varlık amortismanları. E bölüm de zaten 5,5 katıydı. Üstte de bürüt maddi duran varlık yatırımlarından bahsediyor. Yani yatırım yenilemesi de olabilir bu. Maddi duran varlıktaki artışlar dolayısıyla B şıkkı doğru cevap olacaktı. Diğer şıklara baktığımızda işletmenin dönem net karı toplam net nakit miktarından 5,5 kat daha fazladır demiş. Dönem net karla ilişkili bir şey yok zaten. O yüzden zaten ilgisiz. D, işletmenin yatırıma harcanabilecek nakit tutarı karın 5,5 katıdır. Yine kar demiş. Zaten oranı da verdiği için aslında iyi bir ipucu. Karla ilgili bir şey yok. O yüzden bu da cevap değil. Amor E şıkkında toplam e, amortismanlar toplam net nakit miktarının 5,5 katıdır. Bu da doğru bir yorum değil. Toplam net nakit miktarını e, yönelik bir şey yok burada. Dolayısıyla B şıkkı doğru. Yatırım yenileme oranını nerede kullanmıştık? Bakmıştık. Nakit akışı analiz hesaplamalarında bakmıştık. Bunun dışında ne vardı? Faaliyet nakit endeksi vardı. Net dönem karı böyle olağan faaliyetten elde edilen nakit. E, şıklarda da net dönem karından bahsediyordu. E, muhtemelen faaliyet nakit endeksiyle karıştırmanızı bekleyerek böyle şıklar yazmışlar. Bu da ne demek? Bir sonraki sınavda e, faaliyet nakit endeksini sorup, ...yatırım yenileme oranıyla karıştırmanızı bekleyecek şekilde şıklar ve sorular oluşturabilirler. Bu yüzden ben bunları buraya ekledim. Net dönem karı böyle olağan faaliyetlerden elde edilen nakit, faaliyet nakit endeksiydi. Bir de nakit akış yeterlilik oranı vardı bu oranlardan. NAYO diye geçiyordu. Olağan faaliyetlerden net nakit akışı bölü maddi duran varlık yatırımları, stok artışı, temettü faiz ödemeleri ve borç itfası şeklindeydi. Olağan işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit miktarı pozitifse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Olağan işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit miktarı pozitif. Burada da en direkt e, nakit akışında ilk kalem olan olağan işletme faaliyetlerinden bahsediyor. Bakalım A şıkkını. İşletme dönem faaliyetlerinden elde ettiği nakit girişleri ile dönem faaliyetleri için kullandığı nakit ihtiyacını karşılamıştır. Dönem faaliyetleri evet olağan işletme faaliyetleri bu. Pozitifmiş. Nakit girişleri dönem faaliyetleri için kullanılan nakit ihtiyacını karşılamış, aşmış. Bu yüzden pozitif. Evet doğru. A seçeneğini işaretlemeniz gerekiyordu. B şıkkına bakalım. İşletme olağan faaliyetinde nakit girişinden daha fazla kullanımda bulunmuştur. Şimdi eğer bu miktar negatif olarak verseydi soruda yani olağan işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit miktarı negatifse deseydi B şıkkını işaretlerdiniz pozitif olduğu için A şıkkını işaretlediniz. Yani A ile B ters antagonist ışıklar. C işletme yüksek miktarda nakit hisse senedi ihracı yapmıştır. Bu finansman faaliyetiyle ilişkili olan faaliyet değil. Bu konuda bilgimiz yok. Değil. D işletme yüksek oranda borçlanmıştır. Yine finansman faaliyetiyle ilişkili olması gerekirdi. Ama soruda olan işletme faaliyetini vermiş. Dolayısıyla bu da ilişkili değil. E, işletme sabit kıymet yatırımlarından daha fazla nakit sabit kıymet satmıştır. Bu da yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarıyla ilişkiliydi. Dolayısıyla bu soruyla ilişkili değil. Soru köküyle ilişkili değil. Net nakit akışını tekrar bir hatırlayalım. Endirekt olarak. Net kar düzeltme kalem, dönem net kar ile başlıyordu. Dönem net kar düzeltme kalemleri vardı. Bunlar talk esasından nakit esasına geçmek içindi. Gelecek aylara ait gelirler giderler gelir gider tahakkukları, borç karşılıkları, krem tazminatı ve amortismanlarla bu düzeltme işlemleri yapılıyordu. Olan faaliyetlere ilişkin aktif karakterdeki hesaplardaki artışlar çıkarılıyordu. Bunlar nakit çıkışıydı. Pasif karakterdeki hesaplardaki artışlar da ekleniyordu. Yatırım faaliyetleri vardı az önce soruda açıkladığım. Aktif karakterli uzun vadeli varlıklarda artışlar yani yeni yatırımlar nakit çıkışına sebep olur. Finansman faaliyetleriyle ilişkili olarak da pasif karakterli uzun vadeli kaynaklarda artışlar. Bir diğer soru. Satışların maliyeti tablosu aşağıdaki tablolardan hangisinin tamamlayıcısı niteliğindedir? İlk birinci ve ikinci dersimizde bakmıştık bunlara. Fon akış tablosu hayır ek tabloydu ama herhangi bir tablonun temem, tamamlayıcısı değildi. Ticari malların maliyeti tablosu ismi bir garip. Ya yani satış Eğer ticari e, mal satan bir işletmesi zaten satışların maliyetinde ticari mallar yer alacaktır. Ekstradan böyle bir seçenek olamaz. C bilançonu demiş. Bilanço Tamamlayıcısı değildi. D gelir tablosunun tamamlayıcısıydı. E, rapor tipi gelir tablosunu hatırladığımızda, brüt satışlardan satışların indirimlerini indirerek net, net satışları buluyorduk. Sonrasında satışların maliyetini çıkararak brüt satış kârı veya zararını buluyorduk. Buradaki satışların maliyeti detayı soruda sorulan satışların maliyeti tablosunda e, verilmekteydi. Dolayısıyla şu görüntü aklınıza kalırsa bunu daha net bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Bir sonraki soru. Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en açık biçimde yansıtan finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Temel finansal tablolar analiz demiş. Temel finansal tablolar analiz diye bir kavram yok. Çeldirici bir ışık. Hani geçerliliği de yok. B. Yatırım analizleri demiş. Yatırım analizlerinde de hem statik hem dinamik enflasyon etkisinin görülebileceği veya görülemeyeceği analiz yöntemleri kullanılıyordu. Bu da daha çok amacına göre bir yatırım analizini kastediyor dolayısıyla değil. C. Karşılaştırmalı finansal tablo analizi. Burada bir işletmenin farklı zamanlardaki finansal tablolarını karşılaştığınızda evet enflasyon etkisini görebilirsiniz. Ama soruda en açık biçimde demiş. Dolayısıyla burada göreceğiniz enflasyon etkisi karşılaşmalı tablolar da bir veya iki yıl civarı iki tablonun karşılaştırması olduğu için genel olarak enflasyon etkisini sınırlı olarak görebilirsiniz. D oran analizi demiş. Oran analizi mevcut bir yılın tablolarıyla yapılıyordu. Statik bir analize daha yatkın. Dolayısıyla burada enflasyon etkisini yıllar içerisinde farklı oranları yan yana yazarak bakarsanız görebilirsiniz. Fakat normal oran analizinden kasıt aynı yılın finansal tablolarındaki rakamların oranlanması. Dolayısıyla enflasyon etkisi burada da görülemez. Eğilim yüzdeleri, trend analizi evet burada birçok aynı işletmenin mal e, mali tablolarının birçok yıl 3, 4, 5 artık kaç tane ise birlikte karşılaştırılır. Enflasyon dikkat edilmesi gerekir demiştik. Dolayısıyla en açık bir şekilde enflasyon eğilim yüzdelerinde gözükür. Ben size bir rakamsal olarak göstermek için bir örnek hazırladım. Örneğin bu yılın enflasyonu %20 civarı. 5 yıl daha enflasyon %20 olarak devam etse Stoklarda ilk bazı yılda 100 kabul ediyoruz e eğilim yüzdeleri analizinde. 5. yılın sonunda stoklarda reel olarak bir değişim oluşmasa bile rakam olarak yani nominal olarak stoklar 2,5 katına çıkacaktı. 100 250 olacaktı. Bu artış reel değil fiktif bir artıştı. Dolayısıyla enflasyon düzeltmesi yapmanız halinde eğilim yüzdelerinde daha faydalı sonuçlar elde edebilirsiniz. Buradan da enflasyon etkisini görebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe riskini ifade etmektedir? Muhasebe riskinden bahsetmiştik muhasebe analizlerinde. Bakalım şıkları. İşletmelerin faaliyet alanlarının farklı olmasıdır. Bu muhasebe evet bir risk doğurur karşılaştırmada ama ben yorumlarsam tecrübe riski doğurur. Tecrübeli olmayan birinin yapacağı karşılaştırmalar hatalı olabilir. Muhasebe riski değildir bu tanımı gereği. B. Finansal tabloların özet ve ayrıntı olarak düzenlenmesi. Burada herhangi bir risk söz konusu değil. Yani özet tabloya, sadece özet tabloya bakarsanız bazı şeyleri atlama riski oluşabilir. Evet ama bu muhasebe riski değildir. C. Finansal tabloların birbirini izleyen yıllar itibariyle karşılıklı olarak düzenlenmemesidir. Yani bu da gereksiz bir şık. D'ye bakalım. Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimalidir. Evet. Doğru cevap D şıkkı olmalıydı. Şimdi Hatırlatayım tekrar muhasebeleştirme tercihlerinden bahsettik muhasebe analizlerini yaparken. Neydi? Muhasebe uygulamalarında farklar olabiliyordu. Amortisman tercihlerinden bahsetmiştik. Bunun dışında neydi? Ölçme yöntemlerinde farklılıklar demiştik. Enflasyondan da farklı etkilenir. E, Lifo-fifo yapması halinde. Stok değerlemesi örneği Ve tahmin yöntemindeki farklılıklar. Şüpheli alacaklar ayrılmadaki, değer düşüklü ayrılmadaki işletme ihtiyatlılığına bağlı e, yasal olarak ve düzenlemelerle tanınan e, sınırlar dahilinde yapabileceği değişikliklerdi. Bunların e, oluşturduğu belirsizlikler muhasebe riski olarak adlandırılıyor. Biz bu analizleri yaparken şirkete sorarak veya e, mali tabloların dipnotlarından yararlanarak bu e, belirsizlikleri giderecek yani işletmenin kendi tercihi muhasebeleştirme tercihine bağlı olan farkları analiz edebildiğimiz sürece bu riski azaltabileceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla Soruda da muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda beyisler yaratabilme ihtimali olarak muhasebe riski cevabını sorusunun cevabını verebiliriz. Bir sonraki soru: İşletmenin varlıklarını hangi kaynaklarla finanse ettiğinin analiz edilmesi aşağıdaki analiz türlerinden hangisinin kapsamındadır? Varlıklarını hangi kaynaklarla finanse aslında soruda sırf kelime olarak bile çok şey ipucu veriyor. Finansman faaliyetleri tabii ki cevabı. Öz kaynak faaliyetlerin analizi evet o da bir finansmandır ama kapsayıcı değil. Yabancı kaynakları dışlamış olursunuz bu şıkkı işaretlerseniz. Yatırım faaliyetleri hangi kaynaklarla hangi varlıkları finanse ettiği olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla bu da değil cevap. Yani tam tersi. Dönem varlıkların analizi demiş. Dönem varlıklar o da bir varlıktır. Kaynaklara yönelik bir analiz değildir. Kar faaliyetlerinin analizi ise işletmenin performansına yönelik bir analizdir. Dolayısıyla cevap B olmalıdır. Şimdi nakit dönüş süresine ilişkin sorular. Çıkacak diye tahmin ediyorduk zaten çıktı. Soru: Bir işletmenin alacak tahsil süresi 62, stok tahsil süresi 182, borçların ertelenme süresi 122 gündür. Bu bilgilere göre işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür? Alacak tahsil ve stok tahsil süresini topluyorduk. Borçların ertelenme süresinden çıkıyorduk. Dolayısıyla cevap 62 artı 182, 244 eksi 122, 122. Şimdi burada soruda yanıltıcı olabilecek bir şey şu olabilirdi. Size nakit dönüş süresini değil, işletme nakit faaliyet dönemini sorabilirdi. Ve yine borçların ertelenme süresini verebilirdi yanıltıcı olarak. Siz dolayısıyla stokların dönüş süresi artı alacak tahsil süresi yapmanız fakat borçları çıkarmamanız gerekirdi. 244 de şıkta olsaydı ve eğer işletmenin nakit faaliyet dönemini sorsaydı 244 olarak e, hesaplayıp varsa şıklarda işaretlemeniz gerekecektir. Burada işletmenin nakit faaliyet dönemi kavramıyla nakit dönüş süresini e, aklınıza tutarsanız bir daha e, o takılmazsınız çıkarsa. Nakit dönüş süresi analizinde niye yapıyorduk onu da hatırlatalım. Net çalışma sermayesi yönetimi ve nakit yönetimi için nakit süresini nakit dönüş süresini analiz ediyorduk. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe farklarının farklılıklarının doğmasına yol açar? Az önce de baktığımız e, muhasebe analizleri ünitesiyle ilişkili bir soru bu. A ticari mevduatın mukayyet değerle kaydedilmesi. Burada yapabileceği fazla bir şey yok zaten mukayyet değerle kaydedecek. Yani burada bir farklılık zaten beklemiyoruz. B işletmenin tahakkuk esasını kullanması. Bilanço ve gelir tablosu hazırlamakla yükümlü olan işletmeler zaten tahakkuk esasını kullanmak zorunda. O yüzden bu değil. C. Stokların maliyet bedeliyle kaydedilmesi. Stokları maliyet bedeliyle kaydederiz ama bunları e, ortalama stok maliyetlerini yansıtırken farklar olabilir. Ama burada soruda maliyet bedeliyle kaydedilmesi demiş. Zaten maliyet bedeliyle kaydediyoruz. D. işletmenin amortisman hesaplama yöntemini değiştirmesi. Evet bundan bahsetmiştik. Normal amortismandan hızlandırılmış amortismana geçemez demiştik. Ama her yeni ürün için amortisman yöntemi tekrar belirleyebilir demiştik. Burada bir serbestisi vardı. O da kullanım amacına yönelik uygun olarak e, amortisman yöntemini seçmesi konusunda serbest bırakılmıştı. Bundan bahsetmiştik. Evet, işletmenin amortisman hesaplama yöntemini değiştirmesi muhasebe farklarının doğmasına yol açar. Maddi duran varlıkların e-şıkkında da maliyet bedeliyle kaydedilmesi demek. Evet, maliyet bedeliyle kaydedecek. Diğer şıklar gibi. Bu da yanlış bir seçenek. Doğrudan, yani direkt yöntemle hazırlanan nakit akış tablosunun ilk bölümünü oluşturan işletme faaliyetlerinin en önemli kalemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu derste biz en direkt yöntemi kullanmıştık ama direkt yöntemden de bahsetmiştik. Bunun da satışlardan elde edilen nakit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Burada da tekrar hani görsel olarak aklınızda kalsın diye nakit kaynaklarını yazdım nakit kullanımlarını bir göstermek istedim. Sonraki soru. Gelir ve giderlerin gruplandırılarak verilmediği için brüt satış karı, faaliyet karı, olağan kar gibi kar kalanlarının oluşumu hakkında bilgi edinilemeyen, doğrudan dönemin net sonucunun görüldüğü gelir tablosu biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi olağan faaliyet karı, brüt satış karı, faaliyet karı bunlar İki kalemi birbirinden çıkararak bizim bulup yazdığımız değerlerdi. Normal hesap tipinde böyle bir hesap yoktu. Yani olağan faaliyet karı hesabı diye bir hesap olmadığı sürece zaten bunları göremezsiniz. Biz bunları rapor tipi gelir tablosunda görmüştük. Bahsettiğim gibi böyle hesap kalemleri de olmadığı için hesap tip gelir tablosunda bu tür kalemler hakkında bilgi edinilemez. Bu sebeple hesap tip gelir tablosu Gelir ve giderlerin gruplandırarak verilmediği için ve farkların alınmadığı için bürüs satış kârı, faaliyet kârı, olağan kârı gibi kalemlerin göstermemektedir. Evet, bizim aslında alışkın olduğumuz, her zaman kullandığımız, hatta işletmelerin de hesapladığı, hesaplayarak yayınladığı tablo, raporladığı tablo, rapor tipi gelir tablosu. Finansal analiz ve yorumun hareket noktasını oluşturan finansal tablodaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği yapılacak analiz ve yorumlardaki doğruluk ve güvenilirliğini de arttıracaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önemli bir güvencedir? A. Finansal tabloların tahakkuk esasına göre hazırlanmış olması. Yani bu doğruluk ve güvenilirliği değil. B. Finansal tabloların kamuya açıklanması. Her işletme finansal tablosunu kamuya açıklamak zorunda değil. Yükümlülüğü olan işletmeler var. Halka açık işletmeler örneğin bunlar kamuya açıklamak zorunda. Bunların evet doğru ve güvenilir olması gerekiyor ama bunun kamuya açıklanması dolaylı bir sonuç. Yani kamuya açıkladığınız bilgi doğru ve güvenilir olmalı ama bu bir neden değil sonuç olması gereken normatif bir şey. C. Finansal tabloların iş denetimden geçmiş olması. İç denetim işletmenin sadece finans veya kayıt değil, operasyonları için de önemlidir. Evet, zaten işletmenin bir iç iş denetim prosedürünün olması, muhasebe kayıtlarının doğruluğunu gerektirir. Eğer bu tür yükümlülükleri kanunen belirlenmişse zaten yapmak zorunda. Teorik olarak işletmenin yapması gereken de bir şey. Fakat burada iç denetim değil, burada sizi çeldirmek amaçlı denetimi hatırlarsanız ha iç deyip işaretlemeniz için konmuş. Oysa ki D seçeneği olması gerekiyordu. Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması. Kasıt ne? E, denetim firmaları var. E, bu firmalar hani Big Four diye de geçer. İşletme mezunları da çok girmek ister. E, i̇yi bir kariyer başlangıcıdır. Orada devam edilmez. Başka kurumlara geçilir hatta. Bu yüzden söylemekte de fayda var. Şimdi. E, Yeminli mali müşavirler bu müteselsilen sorumlu denetimlerden, evet. Ama seçen, diğer seçenek olarak da şirketler, bazı şirketler var, bunlar e, yetki ve izin belgesine de sahip. Bunlar işletmenin finansal tablolarının doğruluğunu işletme içine giderek, hesapları da kontrol ederek tamamen bağımsız bir şekilde denetlemek zorunda. Bu şirketlerin o olur raporu da zaten, e, örneğin borsa açık şirketlerin internetten e, mali tablolarına bakarsanız bağımsız denetimden geçme raporu da yayınlanır. Hatta kimi zaman onay vermeyebilir, düzeltme isteyebilir veya kısıtlı onay verebilir. Bunları da yazar. Şöyle şu sebepten ötürü şöyledir, böyledir diye yazar. Şartlı evet şartlı koşullu geçti gibisinden. Ama genelde tabi bunlar düzeltmesi yapıldıktan sonra şöyle yapmıştık ama böyle oldu diye rapor olarak sunulur. Eninde sonunda o istenen düzeltmelerin yapılması gerekir. Ee, bu kurumlar aslında biraz piyasaya güvendiğiniz kurumlar bu kurumların itibarı ve işini sürdürülebilirliği açısından hata veya hileye izin vermemesi gerekiyor ve hataya. Ama e, Amerika'da baktığımızda 2000 yıllarında Enron şirketi diye bir şirket vardı. Bu şirketin e, finansal denetimlerini e, düzgün yapmadılar hani böyle içeridekiler şey yaptı O yüzden nasıl söyleyeyim işbirliği yaparak yanlış gösterdiler bilançolarını Türkiye'de değil bu hani yurt dışında ve bunun üzerine şirket de battı, batarken de gümbür gümbür gitti, ee, şeyi de kendi de gitti, denetim kurumunu da götürdü, ikisini de götürdü. Ee, bir daha da böyle bunlar yaşanmasın diye açıkçası daha e, ciddi tedbirler ve önlemler de aldılar. Ee, ama bu risk her zaman vardır, hani piyasaya her zaman sonuna kadar piyasaya güvenmemek gerekir. Devletin e, düzenleyici kurumların bu işi ciddiye alarak hani bu kurumlar üzerinde yaptırımlar uygulamalı. Belli düzenlemelere uyup uymadığında her zaman kontrol etmelidir. Çünkü piyasa evet, piyasayı kullanıyoruz ama piyasaya her zaman güvenemeyiz. Devlet denetimi de denir. Evet, sermaye piyasasına çeşitli kuruluş, BDDK var, SPK var, hani hazine var yerine gele. Farklı kuruluşları, farklı yapılar denetliyor. Ama dediğim gibi genel halka açık şirketlere yönelik düzenlemeler SPK tarafından, düzenleme denetimler onlar tarafından yapılmakta. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarını sağlamayı hedeflediği bilgiler arasında yer almaz? İşletmenin finansal durumu bilançoydu bu. İşletmenin finansal performansı gelir tablosu. İşletmenin yönetim şekli çok alakalı değil açıkçası. Anonim, anonim şirket olabilir. Kurumsal bir yapıdadır yönetimi. Bunu göremezsiniz. Hani aile şirketi sahipliği ailededir, yöneticiler de ailededir. Bunu da göremezsiniz. Belki e, yönetim kurulu, genel kurul gibi e, bilanço dipnotlarında yer alır bunlar bilgiler. Oradan bakarsanız yönetim şekli hakkında fikir sahibi olursunuz evet. Ama bunlar esas e, mali tablolarda değil eklerde görebileceğiniz bir şey. Dolayısıyla buna çok odaklanmamak lazım. Hani teoride tartışmalı bir şey denemez ama fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı soyattan etiye girersiniz kanatlılar işte kanatlı, gürden kanatlı falan yazar. Dersiniz ki ha hani yönetimde bunlar varmış ama finansal tabloların amacı, hedefi bu değildir. Çünkü soruda da hedeflediği bilgileri sormuş. D işletmenin nakit akışları, evet. E işletmenin finansal durumundaki değişiklikler. Bunları zaten biz çıkarsıyorduk dolayısıyla yönetim şekli e, ne e, hakkında bilgi vermeyi hedeflemez mali tab, finansal tablolar. Aşağıdakilerden hangisi brüt çalışma sermayesini ifade etmektedir? Ben burada brütü kalın ve çizdim altını Yalnız sınav kitapçığında çizilmemiş. Bence çizilse daha iyi olurdu. Yani burada ışıklarda da dönem varlıklar da var. Dönem varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakların farkı da var. brüt çalışma, net çalışma sermayesi genelde akılda kalır. Dönem varlıklar eksik kısa vadeli yabancı kaynaklar. Ama burada brüt sorduğu için cevap dönem varlıklar olacaktı. Bay A, tasarruflarını değerlendirmek üzere borsada işlem gören firmalara ortak olmak amacıyla yatırım yapmak istemektedir. Bay A'nın işletmelerin gelecekteki kazanma güçlerini tespit etmek amacıyla yapacağı analiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Yatırım analizleri. B. Statik analiz. C. İç analiz. D. Yönetim analizleri. E. Dinamik analiz. Ne cevap verdiniz bu soruya? Merak ediyorum. Siz? Yatırım analizi mi? Ee, soru da gelecekteki kazanma gücü diyor. Evet cevabı yatırım analizi ama burada bence şöyle de bir şey var. Gelecekteki kazanma gücü deyince gelecek geçmişin aynısıdır. O yüzden trend analizlerine bakarız, geriye dönük işte geleceğe yönelik çıkarsam ha, yaparız diye. Dinamik analize de kayacaklar veya kaymışlar olduğunu düşünüyorum bu ışıkta. Ama e gelecekteki kazanma güçlerini şeyden de görebiliyorduk, nakit akışı oranlarından. Yani yatırımlarını yeniliyorsa işletme nakit akışlarını devam ettireceği ve kazanmaya devam edeceği. Ama mesela duran varlık yatırımları azalsaydı ha, bunun kazanma gücü azalabilir gibisinden yorumlar yapabilecektik. E bu taraftan da bu statik analiz. Dolayısıyla daha kapsayıcı olması bakımından hem statik hem dinamik analizi içeren yatırım amaçlı analizlerde yatırım analizleri. Dolayısıyla A şıkkının işaretlenmesi daha doğru olacak. Ama soruda da gelecekteki kazanma güçlerini tespit etmek için de detay vermesi aslında soruyu bence zorlaştıran kısım bu olmuş. Amacına göre neydi? Yönetim, kredi, yatırım analizleri vardı. Kapsamına göre statik dinamik de az önce de bahsettik. E, analiz yapanlara göre iç ve dış analiz. Aslında bu bir dış analizdi. Şimdi şıklara baktığımızda iç analiz koymuş. Dış analiz koysaydı muhtemelen soru yanlışa çıkacaktı. Boş geçerse çıkacaktı. Çünkü o da yani yatırım analizi dış analizdir şeklinde yorumlanabilirdi. Dolayısıyla aslında şey bir soru kazaya da açık bir soruydu. Ama hazırlanırken dikkat edildiği için problem olmamış. Tahakkuk esasında hasılatın ortaya çıkma zamanı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmektedir? Tahakkuk esasının üzerinde çokça durmuştuk. Burada sorunu olacağını zannetmiyorum. Bakalım şıklara. Tedarikçiye sipariş verilmesiyle. Şimdi burada hasılattan bahsetmiş. Demek ki bir satış tedarikçiye sipariş verilmesi ee, ham hammadde veya neyse hizmet alımı ile ilişkili. Dolayısıyla bu doğrudan biz yani soruyla ilişkili değil, hasılatla ilişkili değil. Giderin gerçekleşmesi e, giderin gerçekleşmesi evet tahakkuk esası ama dediğim gibi haslat değil. Gelirin gerçekleşmesi dese yine olabilir bir şıkta ama gider demiş. Mal ve hizmetlerin satılmasıyla evet satıldığı an tahakkuk esasıydı. Eee tahsil edildiği zaman yapılsaydı nakit esasıydı. Dolayısıyla doğru c Müşteriden siparişin alınmasıyla burada da yanılınabileceğini düşünüyorum. Evet o da tahakkuk esaslı ile ilgili müşteriden siparişi alınca ama hasılat doğmuyor. Müşteriden sipariş alınca müşterinin e, sipariş avansı olarak borçlanmış oluyoruz. Borç doğuyor burada. Hasılat doğmamış oluyor. Dolayısıyla D seçeneği değil. E mal ve hizmetin satın alınmasıyla bu da e, A şıkkı gibi sipariş verilmesi, siparişin alınması satın alınması. Bu da gider yaratacak bir şeydir. Haslatla ilişkili değildir. Tahakkuk esasıyla ilişkili de olsa sorunun cevabı değildir. Tekrar görsel olarak hatırlatalım. Üstteki satışın yapıldığı gün kayıt günü tahakkuk esasıydı. Alttaki paranın girişinin olduğu gün kayıt günü bu da nakit esasıydı. Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu da çok genel bir soru aslında. Bence zor bir soru. Bakalım. Aktif devir hızı aktif toplamının net satışlara bölünmesiyle elde edilir. Şimdi oran analizlerine bakarken aktif devir hızlarıyla ilişkin ne demiştik? Bir kalem gelir tablosundan, bir kalem bilançodan. Ama bu soruda ters verilmiş. Yani biz normalde devir hızını bulurken gelir tablosu kalemini bilanço kalemine bölüyoruz. Burada bilanço kalemini gelir tablosu kalemine bölmüş. Dolayısıyla bu yanlış. Zaten he, emin olamasanız da şıkların hepsini gözden geçirdiğinizde aslında daha güvenli bir şekilde bu şıkkı işaretleyebilirdiniz. Bakalım hisse başına kar borsa performansı oranlarındandır. Evet hisse başına kar borsa performans oranıdır. Cari oran dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi elde edilir. Evet. Öz kaynak oranı finansal yapı oranlar arasında yer almaktadır. Evet. E, asit test oranı, likitte oranıydı zaten. Likitte oranlar arasında yer alır. Evet. Ha O zaman ne A şıkkında bir terslik var bir daha okuyayım şeklinde ele alırsanız yakalayabileceğiniz bir soruydu. Şimdi tekrar görsel olarak aklımızda kalsın bakalım. Devir hızları neydi? Gelir tablosu kalemini bilanço kalemine bölüyorduk. Ama ilgili olanla alacak devir hızı denliğinde ne satışlar böyle ortalama ticari alacaklar. Stok devir hızı ne satışların maliyeti böyle ortalama stoklar. Bunun geneli net satışları bölmektir. Dolayısıyla en altta aktif devir hızında net satışlar böyle aktif toplamı şeklinde bakıyoruz. Şimdi bu aktif toplamı her zaman ortalama alırlar da aktif toplamının da ortalaması alınabilir bakıldığında. Kitaplarda yazmaz bu da ortalama olabilirdi. Veya hiç ortalamadan bahsedilmez soruda olduğu gibi soruda ne demiş? Aktif toplamı diye. Aktif toplamını sormuş zaten. Evet. Mesela alacak devir hızını sorarken de ortalama demeyebilirdi. Ticari alacaklar işte ne satışlar böyle ticari alacaklar diyebilirdi. Oraya çok takılmamak gerekir. Devir süresi neydi? Bunun 360'a bölünmesiydi. Alacak devir hızı mesela 360 bölü alacak devir hızıydı. Yani yılda kaç kere devir ettiğine bakıyorduk. 6 kere devrediyorsa 360 bölü 6 60 günde demek ki devir süresi vardı. Bir sonraki soruda zaten bununla ilişkiliydi. Alacak devir hızı bir çıkan işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi kaç gündür? Bakalım tekrar. 360'a bölüyorduk. 360 veya 365. Bölü 1 eşittir. 360. buna ilgili olarak derste şeyi sormuştuk. Alacak devir hızı 360 olan bir işletmenin Alacak devir süresi 360 olan bir işletmenin devirizi kaçtır Gibi bir şey sormuştuk. O da 1'di aslında. Bunun tam tersiydi. Evet, sorular böyleydi. Ünitelerde eksik olan yerleri sınav sorularına göre tekrar gözden geçirelim. Haftaya diğer 5-6-7 diye ünitelerle devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.